Herkese merhabalar arkadaşlar, sayı problemleri konusuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, problemlere geçtik. Sayı problemlerindeyiz ama her zaman olduğu gibi, her zaman olacağı gibi... ...Şubat programına bir göz atalım. Bugün günlerden 10 Şubat, Perşembe arkadaşlar. Sayı problemleri konusuyla sizlerle birlikteyiz. Haftaya pazartesi kesir problemleri canlı yayınımız var arkadaşlar. Kesinlikle kaçırmayın. Çünkü problemlere geçtik problemler aşırı önemli arkadaşım diyeyim başka da bir şey söylemeyeyim hatta ayrıntısını anlatacağım çok güzel bir size sunum hazırladım lütfen iyi takip edin önce arkadaşlar ödevinizi vereyim arkadaşlar sayı problemleri biliyorsunuz ki üstü ifadeleri ters orantıyı geçtik hatta ve hatta orantıyla başlamıştık biz problemleri 162 ve 163'te sayı problemleri var arkadaşım. Ödevin iki sayfa. Bir sayfa konu anlattım. Bir sayfada soru çözümü. Ve arkadaşım ee, konu çalışacağım diyorsan sıfırdan 9'a konu anlatımından hemen ödevini yapıyorsun. Yok hocam ben direkt bombalayacağım, soru çözeceğim diyorsan orada da arkadaşım sayfa 145'te ne var biliyor musun? T 46 yani T46 var. Orada da Örnek sorunu yapıyorsun ve dört tane soruyu çözüyorsun ve bu haftaki ödevini bitiyorsun. Ama daha önemlisi arkadaşım lütfen bu yayını çok dikkatli izle. Çünkü süper bir taslak hazırladım. Süper bir slide geçişi hazırladım sana. Çok dikkatli izle. Bak şimdi neler var. Birincisi arkadaşım biz ne yaptık? Oran orantıda dedik ki problemlere giriş çok önemli bir konu dedik. Hatta ve hatta oran orantı problemleri diye ekstra bir video bile çektim ben senin için. Tonguç Akademi olarak gerçekten sizleri düşünerek hareket ediyoruz. Bakın oran orantı ile oran orantı problemlerini ayrı ayrı yapmıştık. Şimdi bugün de arkadaşım sana güzel bir giriş yapayım. O da problemler girişi. Bakın problemler çok önemli bir mevzu. Neden önemli? Onu şimdi sana anlatacağım ama öncesinde Milli Eğitim müfredatı ne diyor? Bakın müfredat diyor ki gerçek hayat durumlarını bakın gerçek hayat durumlarını yani yeni nesilden bahsediyor temsil eden sözel ifadelerdeki yani sana ben gerçek hayatla ilgili sözel bir şeyler söyleyeceğim. Sen bunları cebirsel, grafiksel, sayısal temsillerle ilgili uygulamalar yapacaksın diyor. Yani bizim için demek ki grafik çok önemli. Demek ki sayısal bir şeyi, e, sözel bir şeyi özür dilerim, cebirsel ve sayısal bir ifadeye çevirmek çok önemli. Milli eğitim demek ki grafik üzerine ve bunun üzerine çok duruyor. Özellikle yeni nesil muhabbeti çok önemli farklı problem çözme stratejilerini bakın stratejilerinin uygulanmasını işte tam da bu noktada Tonguç Akademi senin yanında neden? Çünkü farklı farklı taktiklerle stratejilerle yanında olacak. Farklı problem çözme sayı, kesir, yaş, hız, işte karışım, yüzde bunların hepsi için Farklı farklı taktiklerle yanındayım. Hiç merak etme. Az buçuk beni tanıyorsan zaten neler öğreteceğimi az çok tahmin ediyorsunuz. Yalnız bunları oran orantı kavramlarında kullanarak problemler yapar diyor. Bunları unutma arkadaşım. Demek ki grafik, cebirsel sayısal ifadeleri iyi aşina olmam lazım. Ve de taktikleri iyi bilmem lazım. Oran orantıyı da yine kullanacağım unutma. Peki milli eğitim biliyorsun ki bizim okul derslerimize yön veriyor. Peki ülkemizdeki sınavı kim yapıyor? ÖSYM. ÖSYM ne diyor burada? ÖSYM de diyor ki TYT sınavında 40 soru soracağım sana diyor. Matematikte 40 soru soracağım. Bunlardan zaten 10 tanesi geometri. Geriye kalıyor 30 tane matematik. Bak arkadaşım 30 matematikten de 10 soru problem sorarım diyor. Bak 30 matematik sorusunda 10 soru sorarım diyor. Ne diyor? ÖSYM problem soracakmış. Demek ki 30'da 10 ya da 40'da 10 diye düşün. %25'i problem. Bakın geometri de dahil ediyorum. Yüzde yirmi beşi problem arkadaşım. Dörtte biri problem. Kırk sorunun on tanesi problem. Bu kadar önemli. Yani kalp atacak aga diyoruz ya. Kalp nasıl atıyor biliyor musun? Ana damarlar, ana arterler o bizim ağır damarları var ya kalın damarlar işte o kalın damarlar arkadaşım problem işte. Çok önemli yani. Çok önemli ve problem yapamayan ÖSYM ne diyor biliyor musun? Elenir. Problem yapamayan elenir diyor arkadaşım. Bunları aklından çıkarma. Peki Bugün ne görüyoruz biz? Bugün takvimimizde gördüğün gibi arkadaşım sayı problemleriyle karşınız. Peki sayı problemlerinde neyi bilmem lazım? Taktikler nelerdir? Taktik şu arkadaşım. Sayı problemi çözerken problemde verilen sözel ifadeleri matematiksel değişkenlere dönüştüreceğiz. Ve bu değişkenleri dönüştürürken de sana ne yapman gerektiğini soru üzerinden göstereceğim. Birinci dereceden bir bilinmeyenli ve iki bilinmeyenli denklemler kurulur. V değil de veya desek daha güzel olur ya bir bilinmeyenli ya da iki bilinmeyenli yapacağız. Ama tabii ki de genellikle bir bilinmeyene döndüreceğiz. Nasıl döndüreceğini sana söyleyeceğim. Denklem sistemi oluşunca da yok etme veya yerine koyma yöntemlerinden uygun olanı kullanacağız ve sonuca gideceğiz. Peki hocam anlattığın gibi kolay mı? Nasıl yapacaksın bunları? Hemen gösterelim. Ama daha öncesinde bunu sayı problemlerinde ve genel olarak problemlerde bilmelisin. Mesela bir aracın hızı diğer aracın 3 katının 1 eksiği derse sana işte mesela hız problemlerinde de bunu kullanacaksın. Ama sen genel olarak problemlerde bil ama özeli sayı problemleri. Bir sayının 3 katının 1 eksiği derse sen sayıya x dersin. 3 katı derse 3x eksi 1 dersin. 3 katının 1 eksiği. Bu arada bir aracın hızının derse hız v ile gösterilir. O zaman sen de buraya 3v eksi 1 dersin. Mesela Unutma aklında kalsın. Bunlar hep problem taktiğidir. Geldim ikinci mevzuya. İkinci mevzu bir sayının mesela bu da y olsun. iki fazlasının beş katı. İki fazlasının bakın ne yapıyormuş? Beş katını alıyormuş. Bu beşi ister buraya yaz ister buraya yaz. Çünkü üç kere beşte beş kere üç aynı şeydir dedim. Unutma aklında olsun. Ama lütfen sırasıyla bir sayının iki fazlasının beş katı. Yani burada isim tamlamasını tamlayanı tamlananı çok iyi bilmen lazım iki sayıdan birinin iki katı ile diğerinin beş katının toplamı. Bakın iki tane sayı var bu sefer. Ben bunlardan birine A, birine B dersem birinin iki katı ile diğerinin beş katının toplamı. Bakın birinin iki katı diğerinin beş katının toplamı diye bunu da çok güzel bir şekilde yazdım. İşte iki sayının toplamı 25 olduğuna göre arkadaşım sen x artı y eşittir 25 yazmayacaksın. İşte taktik geliyor. Bu sayılardan diyeceksin ki küçük olan K olsun büyük olan da 25 eksi K olsun. Neden? Bakın K ile 25 eksi K'yı toplarsan toplamları ne oldu? 25. Yani toplamları 25 ise biri K ise diğeri de 25'ten K kadar çıkarılmış olandır. Lütfen sana soruda küçüğü soruyorsa o zaman küçüğe K de büyüğe 25 eksi K de. Sana soruda Büyüğü soruyorsa büyüğe B de küçüğe 25 eksi B'de. Çünkü sen neyi bulmak istiyorsan lütfen ona harfin benzerini ver. Lütfen bak taktik iki tane burada. Bir harfin benzerini veriyorsun X'ye demiyorsun. İkincisi de kimi istiyorsa onu veriyorsun o adama dedik ve geçtik. En sona geldik. Üçüne tam bölünebilen ardışık 3 sayı diyor. Ardışık sayılar belli bir orana göre artandı daha doğrusu belli bir aritmetik düzende gidendi. 3 ile tam bölünenlerse sen bunlardan birine x dersen birine x artı 3 diyorsun. Birine de ne diyorsun? x artı 6 diyorsun. Çünkü 3 ile tam bölünenlermiş bunlar. Hatta ve hatta 3 ile tam bölünüyorsa bakın 3x'e 3x artı 3 ve 3x artı 6 da diyebilirsin. Senin paşa gönlün bilir. Böyle yaparsan da olur. Öbür türlü yaparsan da olur dedik. Ve bilmen gereken kısmı geçtim. Bakın yine söylüyorum. Bunu hızlı da kullanabilirsin. Sayı problemleri kullanabilirsin karışımda bile kullanırsın. Bir karışım diğerinin bir karışım diğerinin 3 katıysa o zaman birine 300 x dersin. Birine de 100x dersin. Çünkü yüzde problemlerinde kayacak ya. O yüzden biri diğerinin 3 katı olmuş olduğu. Şimdi artık ısınmayla başlayalım. Sorularımız nasıl gelecek? Basit soru sorarlarsa böyle soracaklar. Hangi sayının x sayısı arkadaşım? 3 fazlasının 3 fazlasının bakın 3 fazlasının 5 katının yarısı aynı sayının aynı sayının 3 katının 3 katının 4 fazlasına eşittir. E arkadaşım bunun altında görünmez biri yok mu? Var. O zaman şurayı bir toparlayalım. Şunun ağzını burnunu. 5x artı 15 bölü 2 eşittir neymiş? 3x artı 4 bölü 1. İçler dışlar yapalım. Yaparsak ne olur? 1 ile her şey kendisidir. O zaman 1 ile neyi çarparsam çarpım kendisi geldi. Burası da 6x artı 8 oldu. Bakın 8'i karşıya attım. 15'ten 8 çıkarsa artı 8'di çünkü. 15'ten 8 çıkarsa 7 kaldı. 6x'ten 5x çıkarsa bir tanecik x kaldı. Ve bu sayı neymiş? Hangi sayının diye soruyordu. Biz de o sayının zaten böyle şey gibi olduk. Veredar gibi olduk. O sayının zaten arkadaşım ne demiştik? X olduğunu söylemiştik. Ve bu güzel ısınma sorusunu bitirmiş olduk. Yalnız var ya öyle güzel sorularım var ki öyle güzel. Ben ne dedim sana arkadaşım dedim ki yeni nesil ve e, ÖSYM tarzı sorular olacak dedim ya. Bak arkadaşım antrenmandan sonra model sorum var. Bakın model sorudan sonra yeni nesil ve ÖSYM tarzı var. Lütfen bu soru çeşitlerini iyinele. Bir tahta 6 eşit parçaya ayrılıyor. Parçalardan her birinin uzunluğu 8 santim daha kısa olsaydı. Bakın 6 eşit parçaya ayrılıyorsa biz bu her bir parçaya P desek Parçalardan her birinin boyu 8 santim daha kısa olsa px 8 olmaz mı? Bakın 6 parçaya ayrıldığında her bir parça P ise bu parçaların 8 santim daha kısaysa px 8dir Bu sefer ne oluyor? 10 parçaya ayrılıyor. Peki arkadaşım bir parça P ise 6 parça bizim tahtamız mıdır? O zaman tahta bizim için nedir tahta? Bakın sakın burada yanlış anlamayın. Tahta arkadaşım 6P'dir. Peki bu tahta aynı tahta değil mi arkadaşım? Aynı tahta bu sefer 10 parçaya ayrılıyormuş. Bu sefer her bir parçası neymiş? P eksi 8'miş. Güzel. O zaman ne diyeceğim arkadaşım? Aynı tahta olduklarına göre bunlar birbirine eşit. O zaman 6P eşittir. 10P eksi 80. At karşıya 80'i hop 80. At 6P'yi karşıya hop 4P. Her iki tarafı 4'e böl. Ne oldu arkadaşım? 20 eşittir P oldu. O zaman bir parça neymiş? Bir parça 20'ymiş. Bakalım doğru mu? 6 kere 20. Hop 120 arkadaşım. 6 kere 120. 20. 20 idi. 8 çık. 12. 12 ile onu çarp. Hop 120. Demek ki doğru yapmışız. Sağlamasını da yaptık. Bir parçamız 20'ymiş. Tahtanın boyunu soruyor arkadaşım. Tahtanın boyunu da biraz önce de söyledik. Bir daha söyleyelim. İster 6 kere 20 yap. İstersen de 8 çıkarsa 12 kere 10 yap. Bu da tahtadır, bu da tahtadır. Ve de cevabım kaçtır? 120'dir dedim. Ve bu soruyu bitirdim. Geldim bir sonraki model sorumu arkadaşım. Bakalım bu model soruyu nasıl çözeceğiz? Bir dart oyununda her isabetli atışa 2,5 TL para veriliyor. Her isabetsiz atışta da 2 TL kaybediyor. Bakın şimdi isabetli de ben ne alıyorum? Artı 2,5 alıyorum. Ben isabetsiz de ne alıyorum arkadaşım? Eksi 2 alıyorum. 40 atış yapıyorum ve 28 TL para kazanıyorum. Peki 40 atış ne demek? Li artı siz yani isabetli kaç taneyse artık isabetsiz kaç taneyse bunların toplamı 40. E kardeşim ben sana konunun başında anlatırken ne dedim? Ben sana sana sorulana x k büyük küçük kb dedin mi? Dedin. O zaman kaç isabetsiz atış vardır diyor ya. O zaman bakın biz isabetsize x diyelim isabetli de 40 eksi x olsun. Görüyor musunuz? Soru böyle çözülür işte. İşte bu taktiği yap. Bu arada isabetsiz s diyebilirdim. Demedim x dedim. Çünkü zaten s x fark etmez. İsabetsiz x dediğimi anladım. Peki isabetsizlerde ne yapıyordum ben? 2 lira kaybediyordum. O zaman x tane isabetsiz yaparsam x kere eksi 2 olacak artı bir de ne yapacağım? 2,5 TL kazanacağım. Ne? Her bir atıştan. Peki kaç tane atışım var benim? 40 eksi x tane atışım var. E kardeşim burası neymiş? Toplamı 28'miş. Bak olayın güzelliğine bak şimdi. Eksi 2x artı 2,5 ile 40'ı çarparsan bakın 2 ile çarpsan 80 yarımla çarpsan 20 100 etti. 2,5 ile eksi x'i çarparsan eksi 2,5 x etti ve cevabım 28'miş. At karşıya gelsin buraya. 72 eşittir ne oldu? Burası eksi 4.5'tu. Attım karşıya artı 4.5 x etti. Bakın ben böyle sorularda hiç kafamı karıştırmam. Hocam buçuk var ne olur ne gider değil. Ben genellikle şöyle yapıyorum. Her tarafı 2 ile çarp abi. Bak eşitliğin her tarafını 2 ile çarpabilirsin. Kimse sana bir şey diyemez. Çarparsan burası 9 kere x olur. Bakın bu da ayrı bir taktiktir. 72 bölü 9 ne oldu arkadaşım? Burası 8 oldu. 8 kere 2 eşittir. 1 kere x x eşittir neymiş? 16'ymış dedim. Demek ki 40 atışın 16'sı isabetsiz geri kalan 24'ü isabetliymiş. E sağlamasını yapalım. O zaman ne olur? 32 lira kayıp olur. 24 ile 2.5'ü çarparsan 24 ile 2'yi çarpsan 48. Yarısı. Yarısını da yaptın. 60 artı 60'a eksi 32. Evet gerçekten de artı 48 lira şey artı 28 lira para eder arkadaşım. Gerçekten de güzel bir soruydu. Biz de hakkını verdik temiz, sade, anlaşılır cillop gibi çözdük. Geldik bir başka soruya. Mert Hamza. Mert Hamza diye bir ismi varmış. Gerçekten çok güzel bir isim. Her gün bir önceki gün çözdüğü soru sayısından 3 soru fazla çözerek 205 soruluk bir test kitabını 10 günde bitiriyormuş. Bak şimdi arkadaşım. Her gün bir gün önceden. Birinci gün bu. X çözdü. İkinci gün ne çözecek arkadaşım? 3 soru fazla. Üçüncü gün ne söyleyecek? E, Üç soru fazla. Kime göre? Bir önceki güne göre. Şimdi bakın. Dikkatinizi bir şey çeksin. İkinci gün bir tane üç var. Üçüncü gün iki tane üç var. E peki bu adam on günde bitirmiyor mu? O zaman onuncu günde ne olur? X artı. Bakın iki tane üçtü. Bir tane üçtü. Hatta şuraya dördüncü günü yazayım. Dördüncü günde bakın. Üç tane üç var. Onuncu günde de 9 tane 3 olur. 27 olmuş olacak. Peki arkadaşım bak sorum şu. Sorum şu. Burada kaç tane x var? Her günde x var mı? Var. Bir kere 10x garanti cepte. Artı artı. Bakın ne var elimde? 3 var. 6 var. 9 var. Nokta 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 27 var arkadaşım. Şimdi burada bakın 3 parantezini alırsan 1 artı 2 artı nokta 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 9 oldu mu? Bakın ben size bunu öğretmiştim zamanında. 1'den başlayıp 9'a kadar gidiyorsa burada bir formül vardı. En son sayı n ise n en çarpı n artı 1 bölü 2 diye formülüm vardı. O formülü kullanacağım. 3 çarpı en son sayım 9. 9 çarpı 10 bölü 2. Yani 9 n dersem n çarpı n artı 1 bölü 2. O zaman bunlar birbirini götürdü 5 kaldı. 9 kere 5 45. E 3 ile çarparsam ne etti arkadaşım? 135 etmiş oldu. O zaman ne oldu? 10x artı 135 eşittir. Ne olmuş oldu? 205 soruluk testi bitirmişti 10 günde. Biz de yapmış olduk. 135'i karşıya atarsam 10x eşittir 70. X de buradan kaç çıktı? 7 çıkmış oldu arkadaşım. Demek ki bu çocuk 7 soruyla başlamış. Bize 5. gün ne olur diyor. 5. günde tabii ki de 5. 1 eksi 4. 4 kere 3 12. O zaman 5. gündeki demek ki bunun çözdüğü de ne olacak? X artı 12'den dolayı daha doğrusu şöyle diyelim. 5. günün sorusu. 5. günde de bu çocuğun yaptığı X artı 12'dir. O da eşittir. 19 sorudur dedim. Ve bu güzel sorumu da bitirmiş oldum. Evet geldik bir başka soruya. Ne demiştik? Yeni nesil soru. ÖSYM tarzı soru. ÖSYM tarzı soru. Bak. Ne demiştim? Grafik, tablo. İşte ÖSYM bunu soracak arkadaşım. ÖSYM sana böyle kallavi bir soru paragrafı döşecek. Böyle sana tablolar verecek ama hiç merak etme. Hepsi sana anlatılacak arkadaşım. Dedim ve soruma geçiyorum. Evet arkadaşım. Bir elektrik şirketi yeni düzenlemelerle bakın tam bir yenisi soru yani. Kullanıcılarına aşağıdaki gibi bir tarife sunuyor. Zaman sabit. Ne? 18'e kadar gündüz. 18'e kadar. Yani akşam 6'ya kadar gündüz sayıyor ve ücreti 5 saat ücretsiz 20 te, 22 TL bu arada. Yani 5 saat kullanıma 22 TL ödüyorsun. Sonrasında saat başına 1.2 ödüyorsun. Ve 07'ye kadar da gece. Yani 18'e kadar gündüz ya. O zaman bir yazalım mı arkadaşlar? Bir yazalım mı? Yani 07'den 18 çift sıfıra kadar nedir arkadaşım? Burası gündüz. Aslında zor değil ama yine de aklımızda olsun. 18'den de 07'ye kadar da gece. Yani adamlar ne yapıyor? 11 saat gündüz 13 saat gece veriyor bize. Bak 13 saat gece veriyor. Tamam. Bu arada 5 saat. Bu arada burada kaç var? Bir daha söylüyorum. Burada 11 saat var. Sen ama 5 saatini 22 TL ödeyeceksin. Diğeri de saat ücreti olarak 1.2 ödeyeceksin. Burada da 3 saat ücretsiz. Onların da 7 TL'si var. 3 saat 0.75 TL'de ne olacak arkadaşım? Yine saat ücreti olacak. Gündüz sabit ücret karşılığı 5 saat. Gece sabit ücret karşılığı 3 saat ücretsiz kullanım hakkı tanıyormuş arkadaşım. Bak sabit ücret karşılığı ücretsiz. Yani sabit ücret ödüyorsun. 5 saat kullanıyorsun ama 5 saate kadar. Sonrası paralı. 08'den gece 1'e kadar. Bak. 08'den Bir kere arkadaşım 08'den gece 1'e kadar değil de sen bir kere 08'den 18'e kadar kullanman lazım bunu. Çünkü gündüz tarifesi o zaman. O zaman sen ne kullanırsın? Hop 10 saat kullanırsın. Peki 10 saat sen gündüzde bak gündüz 18'e kadar 10 saat kullandın mı? Kullandın. Bunun 5 saati ne olacaktı? Sana neye patlayacaktı? Bunun 5 saati sana 22 TL'ye patlayacaktı. 5 saat. Peki geriye kaç kaldı? Bir 5 saat daha kaldı. Peki geriye 5 saatte ne olacak? 1.2'den. Peki 1 olsaydı 5. 0,2 5 çarparsan o da 1. Demek ki sana ne patlayacak? 6 TL daha patlayacak. O zaman ne oldu? Sen demek ki bir 28 TL hoppa 28 TL Oldu bitti maşallah adam olur inşallah. Şimdi bak burası tamam. 08'den gece 01'e kadar. Şu an sen neredesin arkadaşım? Sen şu an gündüz tarifesini bitirdin. Taksimetre gibi saat. Yani burada da ne olacak arkadaşım? Gece saat 01'e kadar. Peki 01'e kadar kaç saatin var senin dostum? Bakın 18'den 24'e kadar 6 saat var. Bir de gece 1'e kadar da 7 saat oldu mu? Oldu. O zaman 7 saat vaktim var arkadaşım. Bu 7 saat vakitin sen 3 saati ücretsiz. Ücretsiz derken sabit ücret var. Sabit ücret 7 TL artı bir de ne var arkadaşım 7 saatin? E 4 saat kaldı geriye. Bu 4 saatte de kaç para kullanacaksın sen arkadaşım? 0.75'i 4 ile çarparsan bakın 2 ile çarparsanız 1.5 TL. 1 2 ile daha çarparsınız. Yani 4 ile çarpmış olursunuz. O zaman ne oldu? 3 TL para gelir ve toplam ne gelir biliyor musun? Sana? 10 TL'de sabahtan gelir. Şey sabah diyorum geceden gelir. O zaman ne oldu? Sen kaç para ödersin biliyor musun? 28 TL artı 10 TL'den sen toplamda 38 TL para ödemiş olursun arkadaşım dedim. Ve bu güzel soruyu da geride bırakmış oldum. Nasıl soruydu ama? Bir önceki soru gerçekten güzel bir soru değil miydi? Bence müthiş bir soruydu yani. Bunu da söylemiş olduk. Bu arada ÖSYM tarzı dedik. Neden ÖSYM tarzı dedim? Çünkü ÖSYM bu sorunun benzerini sordu. Ben de sizin için ufak bir modifiye ettim ve aynısı olmasın diye yaptık. Bir ses yarışmasında arkadaşım 3 kişiden oluşan bir jüri yarışmacılara evet ya da hayır oyu vermektedir. Bu yarışma aşağıdaki kurallara göre yapılmaktadır. Bakın ne yapıyor? 3 kişilik jüri var. Jüri ne yapıyor? Evet ya da hayır veriyor. Yani o zaman bakın ne olur? E şöyle yazalım şuraya yazalım. Evet, evet, evet verebilir. Evet, hayır, hayır verebilir. Evet, evet, hayır verebilir. Veyahut da hayır, hayır, hayır verebilir. Başka şansın var mı? Yok. Üç evet alabilirsin, üç hayır alabilirsin. Bir evet, iki hayır. İki evet, bir hayır alabilirsin. O zaman tamam. Şuradaki şunu bir önümden çekeyim. Şimdi bakın, burada bana başka hiçbir şey anlatmıyor. Bu jüri yarışmacılara bunları vermiş. Peki 30 kişinin katıldığı bir yarışmada bir yarışmacının başarılı olabilmesi için en az iki evet oyu almalıymış. O zaman şu benim için başarıdır. Bu da benim için başarıdır. En az iki evet yani iki ve üçü olacak tamam süper. O zaman burada da başka bir şey yazmıyor diyeceğim ama burada bir şey daha yazıyor. O da yarışmada 30 kişi var. Bakın 30 kişi var. Jüri üyelerinin 44 evet oyu vermiş ve 10 yarışmacı başarılı olmuş. 10 hiçbir yarışmacı da 3 hayır oyu almamış. Bakın o zaman böyle bir şey yok. Bak burayı da hallettim. Ben böyle paragraf gibi olan soruları ne yapıyorum biliyor musun matematikte? Böyle silerek yapıyorum. Ve bakın şu an burayı sildim, burayı sildim, burayı sildim. Elimde bunlar var, bu yok. 30 kişi olduğu var. Bunlar da başarılı sayılanları da yeşil kutu içine aldım. Ve jüri üyelerinden de 10 kişi başarılı olmuş arkadaşım. Bak 10 kişi başarılı olmuş. 10 kişi başarılı olduysa e bunlardan 10 başarılıysa bakın 10 başarılıysa o zaman 20 başarısız. 20 kişi başarısızsa e o zaman o 20 kişi burada değil mi dostum? E o zaman bu 20 kişi 20 evet 40 hayır oyu aldı mı? Evet. Bak olaya bak, olaya bak, olaya bak, olaya bak. Süper. Peki 10 başarılı varsa, 3 evet ayı olan varsa, 3 evet diyor bak. 3 evet'e ben e dersem. E 10 başarılı vardı. Burada da 10 eksi e der miyim? Süper. Çok iyi. Bakın 3 evet aldıysam e kadar adam 3 evet alıyorsa o zaman 3 kere e tane evet gelir mi bana? Gelir. Peki, 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 peki. Bana ne diyor? 44 jüriler 44 tane evet oyu vermiş. E burada kaç tane evet oyu vardı? 20 tane evet oyu vardı. Artı buradan da ne gelecek arkadaşım? 10 eksi e kadar kişi de 2 evet almış ve burada toplamda 44 tane evet olmuş arkadaşım. İşte bu kadar. Gerçekten de müthiş oldu burası. Bakın çok temiz hallettik. Çok temiz. 20'yi karşıya attım bu arada. Karşıda 24 kaldı. Bu arada ne oldu? 2 ile çarparsam 20 eksi 2 e etmiş oldu. E 20'yi de karşıya atalım arkadaşım. Karşı taraf 4 olsun. 3 e'den de 2 e çıkarsa e de neymiş? 4'müş. Demek ki burada 4 kişi 3 evet ayı almış. Bakın buradan 12 evet gelmiş. Buradan 20 evet. Buradan 12 evet. Buradan da o zaman kaç kişi oldu? 6. 6 kere 2 de 12 de buradan gelmiş. Bakın arkadaşım 20 12 12 20 24 daha 44 oldu. İşte süper bir ÖSYM tarzı sınavda sorulmuşun çok benzeri bir soru ama nasıl güzel çözüyorum bakın. Eliyorum, eliyorum, siliyorum ve bana verdiklerini tek tek yazıyorum. Bana sorulana E diyorum ve toplam 10 kişiler ya. Buraya da B, buraya da H veya bir şey demiyorum. Buraya da 10 kişi oldukları için ikisinin toplamı E'ye 10-E diyorum ve soruyu bitiriyorum. Gerçekten güzel soru sormuşlar. Biz de güzel anlattığımızı düşünüyorum. İnşallah siz de anlamışsınızdır arkadaşlar. Dedik ve geçtik. Evet arkadaşlar yine güzel soruydu. Çok güzel bir şekilde anlattık. Ve ÖSYM tarzı bir soruma daha geçtim. Üniversite sınavında inanın böyle sorular sorular. Ya hocam kolay değil mi diyebilirsin. Bakın ben anlattığım için öyle geliyor olabilir. Ama lütfen soruları iyi dinle. Çünkü gerçekten de ben... E, iyi anlattığımı düşünüyorum. Problemlerde gerçekten iyi taktikler verdiğimi düşünüyorum. İnşallah sen de yorumlarda bunu belirtebilirsin. Hoşuna gitmeyen taraflarını, hoşuna giden tarafların hepsini söyleyebilirsin dedik ve geçtik. Şurada balet olmuştu. Onu da bir bilet yapalım. Bir başlayalım. Bir havayolu şirketinde bir adet tek yön bilet fiyatı 180 TL. O zaman şöyle yapalım mı? Tek yön 180 TL. Bir adet gidiş dönüş yani gidiş dönüş ne demek? Çift yönde ne olsun arkadaşım? 300 TL olmuş olsun. Aşağıdaki tabloda Derya ve Eda'nın bu havayolu şirketinden aldığı biletlerin sayısı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bakın tek yön ne almış? X artı 6 almış. Gidiş dönüş kaç almış bilmiyorum. Ama bildiğim şey toplam 20 tane. Ya arkadaşım bak lütfen toplam 20 ise 6 ile 14'ü toplarsan 20 olur. Bu X'in de gitmesi lazım. Bakın işte ikisinin toplamı 20 ise lütfen böyle pratiklik yapın. 6 ile 14'ü toplarsan 20. Burada da x'ten x x'ten x çıkarsa 0 kalır. X ortadan kaybolur. O zaman x artı 6 ise 14 eksi x diyeceksin. Bakın aynısını burada sen yapar mısın bana? Lütfen bekliyorum. Bak toplamı 22 olacak. Burada 1 var. O zaman ne olacak? 21 olacak. X'in gitmesi için de eksi x yazacaksın. Olay bu kadar. Bu kadar basit arkadaşım. Başka hiçbir action'a gerek yok. Dedim bitirdim. Bak ne oldu o zaman? Derya x artı 6 tane. Eda 21 eksi x tane. Tek yön bilet. Bunları 180 TL ile çarpacağım birazdan. Bunların ikisini de. Ve çift yön bileti de gidiş dönüşü de 300 TL ile çarpacağım. Ve ne olacak arkadaşım? Eda ve Derya'nın biletler için ödedikleri ücretler eşit olacakmış. Hoppala paşam malkara keşan. Bir önceki sorudaki kağıdımı hemen ne yapıyorum? İkiye katlayıp sana temiz bir şekilde böyle gönlün gibi bembeyaz bir sayfada çözüyorum. Şimdi bak arkadaşım hem beynini işleyeceğim hem kalbini işleyeceğim. Bu senin kalbin gibi temiz Bak şimdi iyi izle. O zaman ne olacak arkadaşım? Derya ne yapacak? Derya 180 çarpı x artı 6 yapacak. Derya bir de çift yön bileti vardı Derya'nın. Derya'nın çift yön bileti de neydi arkadaşım? 14 eksi x'ti. Tamam. Peki Eda'nın neydi Eda'nın? Eda'nın da 180 çarpı neyi vardı arkadaşım elinde? 180 çarpı 21 eksi x'i vardı elinde. Ve de artı ne vardı arkadaşım? 300 çarpı x artı 1'i vardı elinde. Bakın bu da neydi? toplamları 22 olması için bunu da bu şekilde söylemiştik. Yanlış yazmayalım. Eda'nınkini, Derya'nınkini yazdık. 180 çarpı bu, 300 çarpı bu. Eda'nınkini yazdım. Bununla bunu çarptım, bununla bunu çarptım. Yanlış bir şey yok gibi gözüküyor. Şu an bir sıkıntı yok. Süper. Şu an her şey güzel gidiyor. Hemen çarpalım şunları. Bakın bu kim bu arada? Bu Derya. Bu kim bu arada? Bu da Eda. Şimdi çok dikkat arkadaşlar. Derya'nın parasına bakıyorum. 180x. Bakın sakın burada çarpmayın bence. 180 çarpı 6 artı 300 çarpı 14 eksi ne var orada? 300x var. Bakın şimdi. Bakın. Lütfen sakın çarpmayın bunu. Bu derya bu arada. Bu arada Eda'ya bakalım. Buna D yazalım. Eda'ya bakalım. Eda'nın da 180 çarpı 21'i var. Eksi 180x'i var. Burada da ne var arkadaşım? Bunun da 300x'i var. Zaten artı 300'ü var. Bu da kim? Eda. Şimdi bunları birbirine eşleyeceğim. Yalnız dikkat edin. Burada 180x eksi 300x var. Yani eksi 120x'i var. Bakın dikkat şimdi. Artı 180 çarpı 6 artı 300 çarpı 14'ün var elimde. Buraya bakarsam da burada da eksi 180'e 300'den dolayı artı 120 x'im var. Dikkat edin şimdi burada bir 300'üm var. Bir de bir de 180 çarpı 21'im var. Bakın soru çok kalabalık gibi gözüküyor ama hiç sıkıntı yapmayın. Bu arada her sayıyı bölebilirim. Hatta öyle yapsam güzel olur. Şurası 180 çarpı. Bakın bir sıfır bundan, 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 bundan attım. Çok dikkat şimdi. Çok dikkat. Burada 18 tane 6 var. Burada 20 pardon 6 tane 18 var. Burada 21 tane 18 var. Karşıya atarsam 15 tane 18 kalır. Gördünüz mü? Süper. Burada 30 tane 13 var. Burada 30 pardon özür dilerim. 14 tane 30 var. Burada bir tane 30 var. Atarsam karşıya eksi 13 tane 30 olur. Bu tarafa bakarsam da 12x var. Burada da eksi 12x var. Burada da ne olmuş oldu? Eksi 24x olmuş oldu. Şimdi şuraya bakarsak biz çok dikkatli bakalım yine. Burada ne oldu arkadaşım? 15 çarpı 18 var. Şurayı da 15 kere 2 yapabilirim. O zaman ne olur? 26 tane 15 olur. Çıkartırsan ne olur? 6 tane 15 olur. Burası da eksi 24x olmuş oldu. İşte bu kadar olayı çözmüş oldum. Bu arada 2 kere 13 26 dedik. 26 18'den dolayı şurası 8 olacak arkadaşlar. Onu gözden kaçırmayalım. Her tarafı 8'e bölersem ne oldu? Eksi 3x oldu. Eksi 15 oldu. Buradan da neyi bulmuş oldum? X'in 5 olmuş olduğunu buldum. Bu arada çok uzatmış olabilirim. Yani çok uzatmış derken şöyle söyleyeyim sana. Bu arada bunu daha kısa çözebilirsin. Önemli olan burada şunların eşitliği. Ya Benim yerim dar olduğu için ben biraz böyle ikisini ayrı ayrı böyle biraz katakullelerle yapmaya çalıştım. Önemli olan burada şu arkadaşım. 180 çarpı şurayı 14-x ile 21-x demek. 180 ile bunu 180 ile bunu. Buna da bunu buna da bunu çarpıp sonuçta toplamlarını birbirine eşitlemekti. Ben de burada parça parça yazıp sonradan da birbirine eşitledim. Yine söylüyorum, yerim olsaydı uzun yazsaydım daha hızlı, daha güzel çözebilirdim. Ama bu şekilde çözmüş olduk. Ben de bu da fena değil. Bazı yerlerde de bakın büyük işlemleri nasıl küçük yapıyorum onu da gösterdim. Mesela 18 kere 6 18 kere 21. Yani 21 tane 18, 6 tane 18, 15 tane 18 kalır hesabı. Bunu da bitirmiş olduk arkadaşlar. İşte çok güzel bir şekilde yaptık. Ödevlerimizi de verdik. Soru bankamız ve 0'dan 9'dan. Ve arkadaşlar canlı yayın takvimimizde de daha doğrusu Şubat takvimimizde de Haftaya pazartesi de kesir problemlerinde yine müthiş taktiklerle çok güzel sorularla karşında olacağım. Şimdi bugün arkadaşım ödülü soru karşında merdiven sorusu klasik bir soru. Lütfen cevaplarını yoruma bekliyorum. Eleştirilerin her türlü olumlu ya da olumsuz olabilir. Hepsini bekliyorum. Sizleri seviyorum. Bir dahaki derste canlı yayında görüşürüz.